Merhaba arkadaşlar. Biraz da fon diye diye ufak ufak fonlara yatırım yapalım dedik. Hani beğendiğimiz fonlar var. Hani yeni gelen fonlar var. Hani çoğunlukla hisse senedi fonları var. Yabancı şirketlere yatırım yapan fonlar var. Bunlardan birkaç tanesini seçtik. Jet fon ile başlamıştık. Ata Portföy'ün Havacılık ve Savunma Teknolojileri Fonu. Jet fonu ile yaklaşık 2 ay önce, değil mi? 2 ay oldu mu? Şu ilk zaten İşleme başladı. 4. ayın 29'u bakın. Evet, yaklaşık 2 ay önce başlamışız biz yatırıma. O gün bugün bakın 32 bin yatırımcıya ulaşmış Jetfon. 327 milyon TL'lik bir portföye ulaşmış. Büyüklüğe ulaşmış. Şimdi peki biz ne yaptık? Bakın şöyle bir grafiğe baktığınızda yok. Yani öyle fonlarda ahım şahım bir yükseliş yok. Niye? Yan tahtalar son bir aydır, 1,5 aydır ölü toprağa atılmış gibiydi. Yükselmiyordu. Halk arzlar hakeza öyle. Biraz bankacılık sektörü yükseldi. Birazcık işte holding sektörü gitti. Ama yan tahtalar, teknolojiler, yazılımlar gidemedi. Enerjiler gidemedi. Olsun. Fon dediğimiz şey zaten uzun vade düşündüğümüz bir şey olmak zorunda ya. Hani diyoruz ya kademeli ufak ufak alım yapın diyoruz ya. Biz de o yüzden jet fonla başlamıştık. Jet fonla devam ediyoruz arkadaşlar. Her ne kadar daha doğru düzgün bir kar etmiş olmasak da hani şöyle diyoruz ki onar bin lira. Hani jet fon olur, buy fon olur, TMG olur, TGM olur, hani NNF olur. Bunlara ufak ufak biriktirelim diyoruz. Hani bundan 2 sene sonra, 3 sene sonra dönüp bir bakalım diyoruz. Jet fonuna başlamıştık arkadaşlar. 4. ayın 25'i. Evet, 4. ayın 25'inde başlamışız. Toplam adetimiz bugün dünkü alışımızla beraber bakın dün 1000 TL'lik daha alım yaptık. Mevcut adet 3.909 adete ulaşmış. 3.909. Adet fiyatı da yani şu birim fiyatı 1 lira 0.43 kuruş. 1.043. Piyasa değerimiz, o da şurada arkadaşlar, bugünkü değer 4.079 TL'ye ulaşmış durumda. Biz toplamda 4.000 TL'lik 4 defa 1.000'er TL'lik alım yapmışız. Şurada da 81 TL'lik bir cüzi bir karımız var. Biz bunu kar olarak görmüyoruz zaten. Biz bu jet fonu birikimini ufak ufak aydan aya 1.000 TL, 2.000 TL, 500 TL alımlarla buradan da sizlerle paylaşıyoruz. Hani bu kaçıncı ayımız olsun? 4. ayın 25'i, 5. ayın 25'i, 6. ayın 25'i, 2. ay. 2. ayda 4.000 TL'ye ulaşmışız. Yedek akçelerimizde hazır halka arzlar yoksken, hazır halka arzlara katılmıyorken bari fonlara biraz yatırım yapalım demişiz. O yüzden jet fona 1.000 TL'lik daha eklemişiz. Neydi? Jet fon, Ata Portföy, Havacılık ve Savunma Teknolojileri Değişken Fonu arkadaşlar. Alış valörü bir gün, yani bugün sabah alırsanız yarın öğlene kadar yatıyor. Satış 3 gün. Zaten satmayı düşünmüyorsanız fonlarda öyle 3 günü 5 güne bakmazsınız. Ama burada bir sıkıntı var. %10 stopaj var hala. Yabancı hisse senedilerine yatırım yaptığı için. Havacılık ve savunma teknolojileri sektörüne yatırım yapan bir fon. Yani o yüzden fon dediğimiz şey sabır gerektiren, şöyle uzun vade beklemeye gerektiren bir sektör desek yeridir. Yani biz hep diyoruz ya, yatırım yapıyorsak BEST olsun, hisse senedi de olsun, fon da olsun. Kendiniz için değilse bile çocuklarınız için, kendiniz için de tabii ki finansal özgürlüğünüz için, yarın bir gün emekliliğiniz için bir ek gelir olması kötü olmaz. Ama çoğunlukla çok uzun vade yapılacak bir yatırım türüdür fon. O yüzden sabırlı olmakta yarar var. O yüzden vay efendim niye gitmiyor bu şirket? Niye hala yükselmiyor demeye gerek yok. Çünkü biz alım yapmaya devam edeceğiz, değil mi? Varsın biraz yükselmesin. Varsın biraz beklesin. Varsın biz de buradan sizlerle kar etmediğimizi paylaşalım. Nasıl ki sigara parasıyla Europower'dan hala kar etmedik. Nasıl ki sigara parasıyla Alves'ten hala kar etmedik. Nasıl ki sıfır maliyet Ekos Teknoloji'den hala kar etmedik. Gün gelir onlar da gideceği yere gider. Gün gelir buradan sizlerle karlarımızı paylaşırız inşallah. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.